Vaktiyle İstanbul'da Yemiş İskelesi'nde kahvecilik yapan ve başından türlü maceralar geçtikten sonra ağma düşen bir adamdan naklen Üsküdarlı halk şairi Vasıf, ondan da naklen Reşat Ekrem şöyle anlatıyor. O adamın bir gün kahvehanesine bir yeniçeri gelmiş, "Ey arkadaş," demiş, "bütün müşterilerine birer kahve yap, lakin şu kafire sakın yapma." Kafir dediği de bir köşede oturup nargile içen bir Rum gemi kaptanıymış. Ama hiç şüphesiz ki o zaman gözü açık, birer kahve yapıp vermiş herkese. En sonra da iki fincan kahve yapıp, "Kaptan, biz de seninle beraber içelim," diyerek Rum müşterisinin yanına çöküvermiş. Yeniçeri, "Ey," demiş, "ben sana o kafire kahve yapma diye tembih etmedim mi?" Kahveci, "Kaptana yaptığım kahve senden değil, ocaktandır ha, merak etme, ocaktan," cevabını vermiş. Aradan yıllar geçmiş. Sisam adasında büyük bir isyan baş göstermiş. Kahvehaneci de Yeniçeri Ocağı'nda kayıtlı asker olduğu için adaya sevk edilenler arasındaymış. Askerin arasında yayıldığına göre Sisam'da isyan eden Rumlar ele geçirdikleri Türk esirleri bir meydanda müzayede ile satarlar, artırıp alan da hemen boğazlayıp oracıkta öldürülmüş. Müzayede ile esir satmaktan kasıtlarıysa isyan hareketini beslemek için bir nevi yardım toplamakmış. Gün gelmiş, Yemiş İskelesi'nin kahvehanecisi de Rumların eline esir düşmüş. Diğer esirlerle birlikte o meydanda satışa çıkarılmış. İstekler kaç kişi ise karşılarına dizilmişler ve beklemeye başlamışlar. O sırada tepeden tırnağa silahlı bir Rum gelmiş meydana. Bunları gözden geçirdikten sonra bir iskemleye oturmuş, müzayede başlamış. İlk bir paradan başlarlarmış. Bir canda 5 paraya, 10 paraya kadar çıkarmış. Sıra kahvehaneciye gelince iskemlede oturan o silahlı adam yekten 5 kuruş diye bağırmış. Artıran olmayınca da esiri almış, bir muhafız nezareti altında şehirden çıkarıvermiş. Zavallı kahvehaneci, "Beni," demiş, "5 kuruşa aldığına göre kim bilir bana ne işkenceler yapacak, beni nasıl işkencelerle öldürecek." Böyle düşünürken ıssız bir yerde o silahlı Rum, "Korkma," demiş, "sen beni tanımadın ama ben seni çok iyi tanıyorum. Hani bir yeniçeri senin çalıştığın kahvehanede bana hakaret etmişti ya, sen o zaman onu dinlemeyip bana kahve ikram etmiştin ya, Yemiş İskelesi'ndeki kahvehaneci sen değil misin?" demiş. Şaşkınlıktan açılmış gözleri dolu dolu olmuş kahvehanecinin. Kucaklaşmışlar kahvehaneci ile kaptan. Bir fincan kahvenin hatrının ne kadar âli olduğunu işte bu örnek bize çok da iyi gösterir olmuş. Hoşça kalın efendim.